İstanbul güne korkunç bir haberle uyandı. İki kardeşini öldürmekten 15 yıl hapis yatıp çıkan adam 3 adreste 4 cinayet işledi. 2,5 saatte iki oğlunu, kardeşini, bacanağını öldürdü. Yakalanmasa 5 kişinin daha canına kıyacaktı. Biri öğrenciydi, biri askerde izine gelmişti. Çocuklara zaten söylemiş, sizin bir hafta ömrünüz var. Miras yüzünden gözünü kan bürüdü. Önce iki evladını, sonra kardeşini, ardından bacanağının oğlunu öldürdü. Bacanağını da ağır yaraladı. Sebebi neymiş? Miras. Katliama dün akşam 9.30 sıralarında başlayan seri cani iki akrabasını daha öldürecekti. Ama neyse ki onları evde bulamadı. Kaçıp Şişli'de bir eve saklandı. Nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Gökman bende de hep babamla sıkıntı yaşıyor. Tartışıyoruz abimle ben. Evimizi ayıracağız dedi. Adı Şinasi Gürkan. 54 yaşında. 3 çocuğu vardı. 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kardeşini öldürdü. 15 yıl cezaevinde yattı. 6 ay önce tahliye edildi. Babası 16 sene ceza yatmış, ki kardeşini öldürmüş. İddiaya göre işsizdi. Boşandığı karısı Nadime Tigiz, 2 yıl önce dini nikahla yaşadığı bir adam tarafından öldürülmüş, katili tutuklanmıştı. Adam herhalde tartışmışlar. Nikahsız bir eşiymiş. Seri cani boşandığı karısının ölümünden ailesini sorumlu tutuyor, sürekli onları suçluyor, karıma sahip çıkamadınız diyordu. Çocukları çağırmış, yanıma gelin konuşacağız. Öfkesi büyüdü, dün de dehşet planını devreye soktu. Katliam yolculuğu dün Esenyurt'ta saat 21.30'da işte bu evde başladı. Şinasi Gürkan, anneniz yok artık, ben de olmayacağım dedi ve 17-22 yaşındaki iki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Ardından kardeşini öldürmek için Altınşehir'e gitti. Göksal Gürkan 22 yaşındaydı. Askerden izinli gelmişti. Kardeşi Gökmen ise daha 17'sinde bir öğrenciydi. Çok iyi anlaşan pırıl pırıl iki kardeş cani babalarının kurbanı oldu. Kız kardeşleri Gamze Gürkan'sa tesadüfen Iğdır'daydı. Katliamdan kurtuldu. Önce herhalde buradaki çocukları öldürüyor, sonra oraya gidiyor. İki çocuğunu katleden Şinasi Gürkan'ın ikinci adresi Avcılar Bereket sokakta yaşayan kardeşi Mühendis Gürkan'ın eviydi. Kapı kilitliydi, camı kırdı, içeri girdi. Kardeşinin yaşadığı kata çıktı, silahını çıkardı ve kardeşine peş peşe ateş etti. 45 yaşındaki Gürkan evde yaşamını yitirdi ama cani kana doymuyordu. Bu kez bacanağının Başakşehir'deki evine geldi. Seri katil kardeşini öldürdükten sonra 3. adresi bacanağının eviydi. Eve geldi ve Alihan Tiz'le oğlu Erdal Tiz'i dışarı çağırdı. Çocuklarım kayıp, onları bulmam lazım, bana yardım edin dedi. Yukarı çıkardı, üst sokakta silahını çıkardı ve bacanağı ve oğluna peş peşe ateş etti. Erdal Tiz olay yerinde yaşamını yitirdi. Alihan Tiz ise ağır yaralandı. Cinayet büro dedektifleri nefes kesen bir takibin ardından seri katilin Mecidiyeköy'de işte bu evde yaşadığını tespit etti. Buraya geldiler, özel harekat polisi ve koçbaşlarıyla kapıyı gördüğünüz gibi kırdılar. İçeri girdikten sonra seri katil işte tam bu noktadaydı ve burada gözaltına alındı. Cani 3 ilçede 2 saat 15 dakikada 4 kişiyi katletti. Tam 29 kurşun sıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde akrabalarım ben hapisteyken karıma sahip çıkmadı dedi. Kardeşleriyle arasında da miras meselesi olduğunu söyledi. Polise göre katliamın gerçek sebebi cani hapisteyken boşandığı karısının başka biriyle evlenip öldürülmesi. Seri cani ilk sorgusunda ölüm listem vardı. 5 kişi daha öldürüp intihar edecektim dedi. 4 kurbanın cenazeleri de otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.